Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Bilgilendirme Buluşmaları kapsamında Serin Yol Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Başkan Kimyeci'nin yanı sıra Serin Yol Mahalle Muhtarı Sabahattin Güzel, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri, Mahalle Temsilcisi ve sakinleri katılım gösterdi. Birinci değişiklik, seçilebilme yaşı 25'ten 18'e düşüyor. Böylece muhtar, meclis üyesi, belediye başkanı, aza olmak üzere, vekil olmak üzere seçilebilecek. Tabii bu her 18 yaşında olan olacak diye bir şey yok. Milletimiz isterse, oy verirse seçilir. Değilse seçilmez. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkacak. Ne zaman? Eğer milletimiz 16'sında, 16 Nisan'da evet der ise bunlar 3 Kasım 2019'a kadar hiçbir değişiklik yok. Cumhurbaşkanı görevine devam ediyor. Başbakan devam ediyor. Bakanlar, mevcut vekillerin hepsi görevinin başında. 600 vekil. Hani, eğer milletimiz evet derse önümüze 2 tane sandık gelecek 3 Kasım'da. Bir sandıkta milletvekiline oy vereceğiz. Kalbimizden geçen bir siyasi parti mensubu ya da bağımsız, hiç fark etmez. Biz milletimiz kimi istiyorsa 600 vekilimizi seçeceğiz. Meclis güçlenecek. Milletvekilleri sadece kanun çıkaracak ve kanun çıkarma yetkisine sahip. Bir de Cumhurbaşkanı, yani yeni sistemde başbakan artık olmayacak. 2019'da sadece Cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı ve kabinesini, bakanlarını yani, denetleme yetkisi olacak milletvekillerine. Cumhurbaşkanı da seçilen milletvekilleri de 5 yıllık bir zaman dilimi için seçiliyor. Amaç kesintisiz bir yönetim olsun, milletvekilleri 5 yıl hizmet etsin, kanun çıkarsın. Cumhurbaşkanı da bir hizmet yapabilmek için bir zaman olsun. İkide bir seçime milletimizi yormayalım. İş başına milletimizin destek ve duasıyla gelen her kimse bir iş yapacak bir zaman olsun. 5'er yıllık bir zaman için seçiliyor. Farz edelim ki Cumhurbaşkanı iyi niyetlerle seçildi ama koltuğa oturduktan sonra değişti. Milletimizin faydasına bir karar çıkarmadı. Konuştuğu, yaptığı hareketlerde yanlışlıklar var. Ne olacak? Kim hesap soracak? Bugün Cumhurbaşkanlığı makamında kim olursa olsun kimse ona hesap soramıyor. Sadece vatana ihanet suçu ile yargılama hakkı var. 91 yılında o yasa maddesi de lağvedilince o da kalmadı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'na bugün kimse dokunamıyor. Yeni sistemde milletimiz evet derse yanlış bir şey yaptı farz edelim. Kim denetleyecek? Milletimizin seçtiği 600 tane milletvekilimiz var değil mi? O 600 milletvekili bir çoğunluk oluşturduğunda ve bu olumsuz kanaate sahip olduğunda hadi buyurun erken seçime deme hakkı var. Eğer Cumhurbaşkanı böyle bir düşünce içerisindeyse milletimiz ne yapacak? Onu değiştirecek. Uygun gördüğü başka birisini yeniden tekrar Cumhurbaşkanı seçecek. Yani bir sistem değişikliği yok. Aynen Cumhuriyetimiz atamızın bize miras bıraktığı şekliyle devam ediyor. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü devam ediyor. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. 4 tane anayasa maddemiz aynen devam ediyor. Sadece bu bahsettiğim konularda bir değişiklik öngörülüyor. Böylece Türkiye'mizin 2002'de dünyanın en güçlü 26. ülkesiydi. Bugün 16. ülkesiyiz. 2023'te Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi içinde yer almak. Adamımız ne dedi Türk milletine? Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmayı bize hedef gösterdi. İstikbal göklerdedir. Türkiye'nin bağımsızlığıyla ilgili çok önemli inkılaplar, devrimler yaptı. İşte bunu temin etme noktasında, güçlü bir Türkiye'yi oluşturma konusunda siz kıymetli büyüklerimizin evet oylarıyla desteklerini istirham ediyorum. Hangi yönde karar verirseniz
aldığınız karara ve verdiğiniz desteğe, kullandığınız oya saygı duyduğumu ifade ediyorum. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkür ederim.